Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün markete gittim. Büyük yani genel bir alışveriş olmasa da eksiklerle birlikte şöyle aylık bir alışveriş diyebilirim. Bazı ürünleri yani çok fazla aldım. Bazılarını ihtiyacıma göre aldım. Sizlere fiyatlarını söyleyeceğim tek tek. Arkadaşlar genelde markete aylık olarak gitmeyi tercih ederim. Yine o şekilde yapmaya çalıştım. Fakat eksiklerime göre aldım. Bazı ürünleri bu ay almadım. Ona rağmen ne kadar harcadım arkadaşlar? 2400 lira. 3000 liri geçiyordu geçen ay. Şöyle söyleyeyim. Bazı ihtiyaçlarımı almadım. Ve bazıları da zaten geçen aylardan kalmıştı. Şöyle destanı gördünüz. Neyse biz başlayalım tek tek fiyatlarını. Şöyle makarna aldım arkadaşlar. Bu ay alışverişimi yaparken boykot ürünlerine dikkat etmeye çalıştım. Hemen hemen hepsine de dikkat ettim diyebilirim. Birkaç tane fire dışında. Makarna aldım. Makarna zaten klasik eskiden beri ben bunu alırım. Nuh'un Ankara makarnası 14 lira 80 kuruş. Bir de safir tuz aldım arkadaşlar. Bu da 8 lira 90 kuruştu. Onu da göstereyim. Aldığım her şeyin söylediğim gibi Türk malı olup olmadığına bakmaya çalıştım. Bafra pirinci arkadaşlar. Kilogram fiyatı 38 lira. 2 kilogram aldım ben. O da zaten yine büyük çuvallardan döküme olarak bir yerli markanın pirinciydi. Markayı hatırlayamadığım için söylüyorum. Çuvalın üzerinde yazıyordu. Bakarak aldım. Zaten özellikle yerli tercih ettim. Bu arada şeker de yine MGS diye bir marka kullanıyordum genelde. O da yerli malıydı. Bu ay bunu aldım. Biraz da fiyatını da önemsediğim için. Bunun fiyatı 5 kilogramlık şekerin fiyatı 128 lira arkadaşlar. Diğer aldığım markanın fiyatı 130 küsürdü. Onun için bunu aldım. Siyahlar için bir de ABC aldım. Siyahlarda bir süredir farklı deterjan kullanmıyordum, fark etmiyor diye düşünüyordum. Fakat bir tane siyahım var, onun rengi atmaya başlayınca yeniden gittim aldım arkadaşlar. Bu da 2,7 litrelik, hani öyle söyleyebilirim. Fiyatı da 77 lira. Sonrasında bulaşık deterjanı aldım. Ben 4 kilogramlık alıyorum genelde. Bunu da farklı bir marka aldım, Borline. Daha önce görmemiştim açıkçası. Normal toz deterjanını kullanmıştım ama bunu kullanmamıştım. Bu da zaten ülkemizdeki bor mineralinden yapılıyor arkadaşlar. Bunun da fiyatı 60 lira. Borline'ı denemek için aldım. Bakalım nasıl bir ürün. Açıkçası ben zaten evde çok fazla yıkamadığım için bulaşık deterjanını çok çok önemsemiyorum. Özellikle yabancı markadan kaçtım yani açıkçası. Şöyle bir peynir aldım. Bundan çok çok az aldım. 20 liralık keçi peyniri. Sonrasında burgu peynir aldım arkadaşlar. Tahsildaroğlu'nun. Daha doğrusu keçi peynir Tahsildaroğlu. Bu Murat Bey burgu. Bunun da fiyatı 40 liraya geldi arkadaşlar. 40 liralık kısım. Yani kilogram fiyatı 290 lira. İşte siz hesaplayın. Ondan sonra bir kaşar peyniri. Onda da sütaş aldım. Her zaman bunu tercih ediyorum zaten. 600 gram arkadaşlar. Bu kaşar peynirinin 129 lira. Sonrasında böyle bir çeçil peyniri aldım. Bundan 1 kilogram kadar aldım bu arada. Onun da fiyatı 200 küsür lira. İşte yaklaşık 1 kilogram kadar aldım. Sonra bakalım ne çıktı? Bir üçgen peynir. Bu üçgen peyniri 21 liraya aldım. Onu da söyleyeyim. Yani krem peyniri çok yani çok iyi olmadığını söylemişlerdi. Yine bu ay ona biraz dikkat etmeye çalıştım. Böyle bir helva aldım arkadaşlar. Helva 60 lira. Sonrasında devam edelim. Çikolatayı bu ay böyle bir ürün almayı denedim. Biraz pahalı bir ürün arkadaşlar. Bunda işte trans yağ yok, işte koruyucu yok gibi açıklamaları var. Ve açıldıktan sonra buzdolabına koymamızı öneriyor. Çünkü bozulabilir gibi. Yani koruyucusuz olduğu için güzel bir ürün gibi geldi. 98 lira bu arada fiyatı, onu söyleyeyim. Bir tık pahalı. Bir de Fisko Birliği'nin fındık ezmesini aldım arkadaşlar. Onun da fiyatı 48 lira. Ya bu aldığım ürünlerin şu ana kadar hepsi yerli malı. Ona dikkat etmeye çalıştım bu ay. Onu söyleyeyim. Sonrasında 250 gram zeytin aldım. Kilogram fiyatı 100 lira. Ben de bir 250 gram kadar aldım. Pakmaya'nın pudingini aldım. Onun da fiyatı 12 lira arkadaşlar. Bu markette. Yani söylediğim gibi şu ana kadar mümkün
olduğunca yerli malı almaya tercih ettim, çalıştım. Uğraştım çünkü şöyle markette de birçok ürün ve seçenek var. Bunda biraz zorlanılıyor açıkçası. Alışveriş süresi uzadıkça artık seçenekler de biraz daralmış oluyor. O da insanı biraz yıpratıyor diyebilirim. Sürekli her ürünün arkasına bak, her ürünün arkasına bak. Öncesinde bu kadar dikkatli değildik. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bu arada Dimes meyve suyu aldım. Dimes'e yerli malı. Zaten daha öncesinde de ben Dimes'i tercih ediyordum. Yani şu ana kadar deterjanlar da biraz böyle filtre yapmak durumunda kaldım. Dimes'in fiyatı da 5 lira 30 kuruş arkadaşlar. Yani böyle bir parlatıcısı aldım. Parlatıcısı az bulaşık makinesinin. Bunun da fiyatı 15 lira. Bu arada bu markayı da ilk kez görüyorum. Yanılmıyorsam bunun bulaşık makinesi tableti de var. Öyle bir gözüme çarptı ama ben almadım. Sonrasında arkadaşlar 38 liraya bir Duru sabun aldım. Bunda da ev yap yazıyor. Ev yapın da yerli malı olduğunu duymuştum. O şekilde aldım. Sonrasında ben Johnson's Baby alıyordum. Artık onu değiştirdim. Daline döndüm. Yani daha doğrusu düzenli olarak onu almıyordum. Fakat Dali'nin yerli malı olduğunu öğrenince ve bu boykotlardan kaynaklı bunu da değiştirdim. Çok önemli olmadığını düşündüm. Diş macununu özellikle değiştirdim. Diş macununda başka bir seçenek yoktu arkadaşlar. İlk kez görüyorum. Belki de ben ilk kez öğreniyorumdur. Eyüp Sabri Tuncer'in diş macununu aldım. Söylediğim gibi ben ilk kez görüyorum. Şampuanda başka bir alternatif bulamadım. Yani boykot ürünlerinden almamaya çalıştım ama mecbur kaldım diyebilirim. Eğer şampuanda önereceğiniz iyi bir marka varsa sizlerden bunun yorum olarak yazmanızı rica edeceğim. Şöyle fiyatlarını da hızlıca sıralayayım. Zaten tek tipler arkadaşlar. Pantene saç kremi 48 lira. Şampuan 49 lira. El kremi 49 lira. Dalin şampuan 49 lira. Eyüp Sabri Tuncer'in diş macunu 49 lira. Küçük aldığım vazelin 16 lira. Orkid'in bir paketi de 28 lira arkadaşlar. Gelelim Yudum'a. Yudum 5 litre teneke yağı bu sefer uygun geldi. Diğer markalara göre 187 lira. Çünkü diğer markalar 190 lira civarında. Şöyle bir de baklava aldım arkadaşlar oradan. Baklava ise eğer tabii ki. Biraz fiyat olarak uygun da kilogram fiyatı 130 liraydı. Bir 60 liralık aldım artık gitmişken. Böyle marketlerde de bu tarz harcamalar yapıyoruz. Çok büyük bir alışveriş diyemeyeceğim ne yazık ki buna. Çünkü söylediğim gibi sadece ihtiyacım olanları yani genel olarak kahvaltılık çocukların istediği abur cuburlar, birkaç deterjan ve şampuan aldım. Yani böyle evin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler yok burada. Bulgur yok, mercimek yok, zaten et ürünleri yok veya süt yok ekstra, yumurta yok gibi. Böyle aylık tam bir ihtiyaç diyemeyiz. İşte ihtiyacı karşılayacak bir alışveriş diyemeyiz. Ama burada aylık karşılayacak şeyler abur cuburlar onu söyleyeyim. Şöyle bir fıstık aldım. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bunu 25 liralık bir fıstık. Şöyle çocuklara paketli cipsten ziyade hani nefisleri kör alsın diye böyle bir cips aldım bu sefer. Biraz daha abur cuburları azaltmaya çalıştığım gibi. Bu uzungil şeker de akide şekeri de 20 lira arkadaşlar. Sonrasında Ülker Petibör bisküvi aldım. Bunu her şeyde kullanıyoruz. Hatta arasına lokum koyuyoruz onu söyleyeyim. Sonra şöyle bir çiçeklik plastikten çiçeklik aslında bu. Çocuklar kalemlik olarak kullanmak istediler. Böyle bir şey istediler. Ben de aldım. Adet fiyatı 5 lira arkadaşlar. Çok da uygundu. Bir de şöyle mısır çerezi aldım. O da 5 lira. Bu aldıklarım böyle azar azar 5'er liralık. Şöyle bisküvi arası lokum aldım. Onun da fiyatı 60 lira uzungil marka. 35 liralık aldım arkadaşlar. Torku'nun çikolatasını aldım. Bu da 20 lira. Şöyle çikolatadan gideceğiz. Albeni aldık arkadaşlar. Bu albeni tane tane olan 6,35 lira. Yani 6 lira 35 kuruş düzeltelim. Sonra ne çıkacak? Abur cuburları şöyle karıştırıyorum. Bir sürü abur cubur aldık tabii ki. Bunlar söylediğim gibi aylık. İki de çocuk olunca böyle birer ikişer bölüyoruz. Arada gelenlere veriyorum. Depoda saklayıp oradan veriyorum çocuklara. Şöyle bir de Etigonk aldık.
Onun fiyatı 9 lira 75 kuruş. Bu arada şunu belirteyim, abur cuburlarda da hemen hemen hepsi yerli malı, Türk malı olsun diye uğraştım. Zaten hani diğer markalardan, Frito-Lay gibi o tarz markalardan almamaya çalıştım bildiğim kadarıyla. Bilmediklerim varsa, sizin bildiğiniz varsa belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir de böyle bir kraker aldık. Eti Kraks. Eti Kraks da bayağı olmuş. 15 lira olmuş. Tutku aldık arkadaşlar. 22 lira 85 kuruş. Böyle bir Saklıköy aldık. Bunun da fiyatı 14 lira. Burada biraz sanki Saklıköy pahalıymış bu markette. Sonrasında böyle bir biskrem var. Bu biskremin de fiyatı 23 lira bu markette. Burası Fix Cross isimli Ankara'da bir market. Genel olarak ürünlerin fiyatlarından memnunum açıkçası. Şöyle bir Ülker Laviva aldık. Onun da fiyatı, yani adet fiyatlarını söylüyorum, 7 lira 45 kuruş. Tabii iki aldıysak işte o şekilde şişmiş oldu buradaki şey. İşte liste arkadaşlar, liste öyle gitti yani. Ülker Albeni 6 lira. Coco Star 4 lira arkadaşlar. Yani listenin uzamasında tabii ki abur cuburların etkisi vardır. Fakat hemen hemen abur cuburlar burada 400 lira kadar bir bölümü kapsıyor. Onu da belirtmek isterim. Aylık olarak işte gelene gidene ikram ettiğimiz ya da çocuklara verdiğimi hesaplarsak çok da büyük bir rakam değil. Devam edelim. Eti Wanted 6 lira 35 kuruş. Ülker çikolatalı gofret. En ucuzu bu herhalde. 4 lira 45 kuruş. Bu tarz çikolatalarda en ucuzu bu arkadaşlar. Balık kraker var. Bir de böyle sevimli. 7 lira 50 kuruş. Balık krakerin bile 7 lira olduğu ülkede diyelim. Devam edelim. Çünkü krakerler ucuzdur arkadaşlar genel olarak. Şöyle bir biskolata var. Biskolata da Şölen'in. Onu da belirtmek istedim. Şölen de yerli malı bir marka diye biliyorum arkadaşlar. Adet fiyatı 11 lira 45 kuruş. Onu da söyleyeyim. Sonrasında bir de Ozmo var. Ozmo'nun da fiyatı 3,5 lira. Ozmo da yine Şölen'in bir markası. High Life, Ülker High Life arkadaşlar. O da 5,5 lira. Bir de böyle bir çikolatamız var. Onun da fiyatını hatırlamıyorum açıkçası. Onu geçelim artık. Sonrasında Famili aldım. Bu yine boykot ürünlerine dikkat etmeye çalıştım. Söylediğim gibi sık sık da tekrar ettim. Familia tuvalet kağıdı arkadaşlar. 32'li bu tuvalet kağıdı. Ya bunları biraz da hani uygun buldukça alıyorum. Hani yedekte duruyor. Bazı ay almıyorum. Geçen oğlumun okuluna götürdüm gibi. Denk geldikçe fazla fazla alıyorum. Bu 32'li Familia tuvalet kağıdını 126 liraya aldım arkadaşlar. Şöyle gösterdim. Familia da zaten yerli malı bir ürün diye biliyorum. Söylediğim gibi eğer yanıldığım varsa, benim de bilmediğim veya sizin yorum yapmak istediği şeyler varsa yorumlara yazın lütfen. Yine Familia'nın havlu kağıdını aldım. Natural diye. Bu da 16'lı arkadaşlar. Bunun da fiyatı 109 lira. Bu arada Familia'dan da memnunum. Bir süredir de kullandığım bir marka arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle genel olarak aldığım ürünleri sizlere göstereyim. Şu çikolataya bakacağız. Deneyimleyeceğiz. Biraz bana söylediğim gibi koruyucu yok belki. O yüzden pahalı geldi. Gerçi türevleri de hemen hemen 60-70 lira civarında. 100 lira bunun fiyatı. Bu şekilde arkadaşlar. Borline aldım. Onu da deneyimleyeceğim. Bazı markaları bu ay ilk kez alıyorum. Diğerlerini daha öncesinde kullanmıştım. Söylediğim gibi ne yazık ki bir de Pantera'dan almak durumunda kaldım. Çünkü alternatif bulamadım ve birçoğunda zaten yine PNG ürünü yazıyordu. O yüzden seçenek bulamadım. Şampuan olarak önereceğiniz bir ürün varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.